Sağ olun komiserim. Ali abi müsait misin? Buyur kardeşim, hayırdır? Abi güvenlik sistemi kayıtlarından bir şey yakaladık da amirlere gitmeden önce sana bir sorayım dedim. Tabii sor. Ne var kayıtta? Mesut komiser var. Ne olmuş? Abi gelip baksan iyi olacak. Gelir misin benimle? Allah Allah. Hadi oynat bakalım. Yanlış görmüyorum değil mi abi? Mesut komiser bu. O hakikaten. Ne olmuş oğlum böyle? 3 kişi saldırmışlar abi. Komiserim 3'ünün de canını okumuş. Vallahi helal olsun. Helal olsun da bizim niye haberimiz yok bu olaydan? Kim gördü bunu başka? Bizim şubeden kimse görmedi. Amirlerine falan bahsetmedin değil mi kimseye? Yok abi, ilk sana geldim. İyi yapmışsın, tamam. Şimdilik aramızda kalsın, tamam mı? Sana güveniyorum. Tabii abi, merak etme. Şu plakayı bir netleştirebilir misin? Hı-hı. Eline sağlık. Niye, ne oldu? 3 tane motorcuyu pert etmişsin. Hiç söylemiyorsun. Kimden duydun? Ben kendim izledim. Güvenlik sistemi kayıtlarına yakalanmışsın. Ay şanslım abi. Ne oldu, anlat. İzlemişsin işte, daha ne soruyorsun? Gerizekalılar önümü kesti, ben de icabına baktım. O kadar basit. Madem o kadar basit, niye rapor etmedin? Rapor yazmaya üşendim. Alt tarafı birkaç tane zebidi, uğraşmaya değmez. Abi, sakladığın bir şey yok değil mi? Başka ne olacak oğlum, anlattık işte. Ama sen yine kimseye söyleme. Zababa duyarsa bir ton fırça yerim. Sonra sen benden fırça yersin. Boşu boşuna oldun küskü. Üzme beni. Öyle olsun. Güzel. Açsan buyur. Benim işim var. Ah be abi, yine neyin peşindesin? Hazır mısın? Çıkıyorlar, tamam. Hazır. Son günlerde sayıları gittikçe artan sözde şifacılar çaresiz insanlara kabusu yaşatıyor. Şu an arkamda gördüğünüz eve bel fıtığına çare aramak için gelen talihsiz adam felç geçirmiş vaziyette hastaneye kaldırıldı. Aynı mekana hacamat yaptırmak için gelen bir kadınsa hijyenik olmayan koşullar yüzünden hepatit virüsü kaptığından bir haftadır hastanede müşahede altında. İnsan söylemeden edemiyor. Keşke en başından hastaneye gitselerdi. Sahibi Ercüment Acar. Üsküdar'da oturuyor. Açık adresi burada yazılı. Sağ ol anne, eline sağlık. Hadi ben kaçtım. Müdürüm seni sorarsa ne diyeyim? Kızım bir şey deme işte, geçiştir. Hadi eyvallah. Allah Allah. Niye açık bu kapı? Heh. Kardeş. Şu aşağıdaki motor senin mi? Sen nereden çıktın be? Motor senin mi değil mi? Benim, ne olacak?
bir takım soruların... Şşt, dur lan, dur! Dur, sakin ol, sakin ol, tamam. Tamam lan, tamam. Bırak be. Ali? Anne dur, yok bir şey, tamam. Ne oldu? Ya yavaş yavaş, tamam. Ya Pınar duyacak. Yok bir şey, tamam. Duyacak tabii. Karından mı saklıyorsun? Eh be çocuğum. Ne oldu anne? Ali sen ne ara? Hayda, tamam Pınar, tamam. İyiyim ben anne, tamam. Maşallah çok iyisin çocuğum. Ali ne oldu sana? Ya tamam, bir şey yok, kapıya çarptım. Hadi canım oradan. Bu nasıl çarpma Ali? Anne yavaş. Koşun sıyrığı falan değil, değil mi bu? Doğru söyle. Değil değil ya, bıçak sıyırdı, önemli bir şey yok. Bak çok şey, üstten sıyırdı sadece. Ali ya, çok acıyor mu? Acımıyor, acımıyor, acımıyor. Niye hastaneye gitmedin? Ya Pınar, hastanelik bir şey yok. Ufak bir çizik, görmüyor musun, bir şey yok. Ya ne çiziği, her tarafın kan revan olmuş böyle. Pınar tamam, sakin ol, tamam. Hastane lazım anne. Burada olmaz ki. Burada olur Allah mu? Allah Allah. Takta hastaneye ya. Boş verin hastaneyi. Benim merkeze dönmem lazım zaten, üstümü değiştirip. Bu halde mi? Hayatta olmaz Ali. Olur olur olur. Bak bitti kanaması, durdu zaten, pıhtılaştı. Şu bandajı yap anneciğim, ha. Bandajı yap yeter. Yavaş dur. Hadi işim var benim, dönmem lazım. Kesik derin değildi Allah'tan. Çocuk gibisin ya. Merkeze gitmen şart mı şimdi? Şart. Niye? Niye? Of. Niyesi belli. Rıza'ya çaktırmak istemiyor. Doğru mu? Yani bilmese iyi olur. Aramızda kalsın bu mevzu. İkinizden de rica ediyorum, tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Nereye ya? Tamam ya, bitti gitti işte. İşim var, dönmem lazım. Hadi tutmayın beni. Aramızda kalacak, ha, ona göre. Pınar hadi bana temiz bir şeyler hazırla. Yemin ediyorum ömür törpüsüsün ya. Anne. Of! Anne şunları alırsın sen de, tamam. Ali tamam Ali. Hadi. Of oğlum ya. Müteahhitmiş bu herif. Bizim bir elemana yanlışı dokunmuş. Adı Mahmut. Müteahhit Mahmut. Tanırım. Arada uğrar malzeme almaya. Nerede buluruz bunu? Muaz, iş alma yine başına. Gerekirse iş alacağız, ne yapalım? Öyle ya da böyle bu Mahmut iti hesap verecek. Ulan Latife hastane bahçesine atmış namussuz. Parasına da çökmüş. Ulan üstüne bir de anasını üzmüş. Bunun hiçbirini yanına bırakmayacağım o itin. Madem gözü kararttın, peki. İnşaatı burada yakında. Günde 2-3 saat şantiyeye gelir, bir görünüp gider ama düzenli değil. Bazen sabah gelir, bazen akşam. Ev adresini bulamaz mıyız? Buluruz ama araştırmak lazım. Sağa sola sorarım şimdi. Sen otur bir çay iç, hallederiz. Eyvallah. Ulan hallet şu işi. Dile benden ne dilersen. Ha bu arada para kazanmak istiyorsan elimde çok güzel bir iş var. Ne işi? Selam millet. Oğlum neredesin sen ya? Arıyoruz, açtığın yok. Buradayım abi, sakin ol ya. Sakin mi? Oğlum bıçaklanmışsın lan. Nasıl sakin ol? Abi. Siz ne ara öğrendiniz ya? Pınar söyledi değil mi? Geçmiş olsun Ali abi, iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Allah Allah, bir şey yok, tamam. Bir sıyrık alt tarafı ya, büyütmeyin. Büyütürüz aslanım. O bıçak birkaç santim daha girse şimdi hastanedeydik. Ya abartmayın, tamam rahat olun, bitti gitti. Rahat olun öyle mi? Ekipten biri bıçaklanacak, biz de rahat olacağız öyle mi? İzin ver de biraz meraklanalım Ali ha? Ya yok, öyle demek istemedim baba. Ama yani gerçekten... Mühim bir yara değil, sıyrık. Bir şey yok. Peki senin o evde ne işin vardı? He? İhbar almamışsın. Mevcut dosyalarla ilgili bir durum da yok. Ya başka bir mevzu için gittim abi. Ya oğlum. Rica etsek bizimle de paylaşır mısın sebebini Ali Bey? Ha? O evde ne işin vardı? Baba. Yok gerçekten önemli bir şey değil. Ya oğlum şunu adam gibi anlat ya.
Mesut abiyle ilgili bir durum vardı işte. Mesut mu? Ne alaka? Ya tamam abi, vallahi önemli bir şey değil. Aramızda bir halle... Oğlum söyle, adam adam gibi anlat. Geçen birileri kısırmış. Bayağı çatışma çıkmış. Mesut abi kurtarmış kendini. Hüsnü, Mesut sana bir şey anlattı mı bu konuda? Yok baba. Selim fark etmişti daha önceden ters bir durum olduğunu. Bana da memur arkadaşlar güvenlik sistemi görüntülerini izlettiler. Saldırganın plakasını görünce ben de bir bakmaya gittim. Mesut'la ne alıp veremedikleri varmış? Tam onu soracaktım. Bıçak çekti herif. Müdürüm. İhbar var. Muazzehir tespit edildi.